Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bir sistemde güvenlik gerekçesiyle motor devreye alınmadan önce korna ve sinyal lambası ile uyarı verilmesi gerekmektedir. Başlatma butonuna basıldığında korna ve sinyal lambası çalışmaya başlayacaktır. Korna 10 saniye, sinyal lambası ise 20 saniye çalışıp duracaktır. Korna ve sinyal lambası durduğu gibi motor devreye alınacaktır. Motor durdurma butonuna basılana kadar çalışmaya devam edecektir. Sizlere bununla ilgili kumanda devresi nasıl çizilir detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Şimdi kumanda devremizi çizelim. Öncelikle şebeke hattımızı çiziyoruz. Şurası bize şebekenin fazı. Şebeke fazından bir tane kablo çıkartıyoruz. Bunu kumanda sigortasının giriş ucuna bağlıyoruz. Bu bizim kumanda sigortamız. Kumanda sigortasından çıkarak devremizde bir tane motor olduğundan dolayı bir tane termik röle ya da termik manyetik şalter kullanmamız gerekiyor. Normalde kumanda devrelerinde termik röle olarak kapalı kontak çizilir. Ama sizler termik manyetik şalter kullanacaksanız buraya açık kontak kullanmanız gerekiyor. Bunun nedeni ise videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Termik röle ile termik manyetik şalterlerin kontak nasıl kullanılır videomuzu izleyebilirsiniz. Kumanda sigortamızdan çıkarak öncelikle bir tane motorumuz olacağından dolayı termik rölenin kapalı kontağına giriyoruz. Termik röle. Termik rölenin kapalı kontağından çıkarak bizim sistemimizde ne vardı? Stop butonu yani durdurma butonu ve start butonu sistem çalışacak olan başlatma butonudur. Biz sistemimizde ne istiyordu? 10 saniye siren çalacak yani kornamız çalacak. 20 saniye ise lambamız yanacaktır. 20 saniye sonra motor devreye girmesi isteniliyor. Bu nedenle önce devremizde mühürleme yapmamız gerekiyor. Termik rölenin kapalı kontağından çıkarak burası bizim 95-96 oluşlarımızdır. 95-96 nolu uçlarımız. Buradan çıkarak önce devremizi durduracak olan stop butonunun kapalı kontağına bağlıyoruz. Stop butonun 1 nolu ucu, stop butonun 2 nolu ucu. Stop durdurma butonumuz. Stop butonun 2 nolu kapalı kontak ucundan çıkarak devremizi çalıştıracak olan start butonunun 3 nolu ucuna giriş yapıyoruz. Start butonu açık kontaktır. 3 ve 4 nolu uçları mevcuttur. Şöyle start diyoruz. Start butonun çıkışından artık devremizin sürekli olması için yani sürekli çalışması için bizim bir tane röle ile mühürleme yapmamız gerekiyor. Bazı devrelerde diyor ki kontaktör ile yapın. Bazı devrelerde ise röle ile yapmamızı bizlere önermektedir. Bunu röle ile yapmamızın bir sakıncası yoktur. Start buton açık kontağından çıkıyoruz. Rölemizin A1 ucuna giriş yapıyoruz. Bu bizim rölemiz. Rölemizin A1 ucu. Rölemiz 220 volt bobinli röledir. Rölenin A2'sini ise nötr hattına bağlıyoruz. Burası bizim nötr hattımız. Şebekenin nötr hattı. Burası ise A2 ucu. Rölenin A2 ucuna ise nötr hattımızı bağlıyoruz. Şimdi mühürlememizi yapalım. Mühürlemeyi nasıl yapıyorduk? Stop butonunun 2 nolu ucundan bir tane kablo çıkartıyorduk. Ya da start butonunun 3 nolu açık kontak ucundan kablo çıkartıyoruz. İster buradan ister buradan kablomuz çıkartıyoruz. Bu nedenle kumanda devrelerinde şu şekilde araya çizilmektedir. Şurası ek yeri. Mühürleme yapacağımız rölemizin kom ucuna röle olduğu için burası kom ucu, burası ise NO ucudur. Rölemizin NO ucundan çıkarak eğer bizim bu arada bir sistem olmayacak ise ister start butonun 4 nolu ucuna ister rölemizin A1 ucuna bağlayabiliyoruz. Bu nedenle hattımızı biz de bu şekilde ortak noktaya çiziyoruz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bize ne demişti? 10 saniye korna çalacak, 20 saniye ise lamba yanacak, daha sonra motor devreye girecekti. Start'a bastığımız gibi hattımızı alıyoruz. Zaman rölesinin A1 ucuna bağlıyoruz. ZR1. Zaman rölesinin A1 ucu. Zaman rölesinin A2 ucuna ise nötr hattımızı bağlıyoruz. Zaman rölesi de 220 volt bobin ile çalışan röledir. Bizim sisteme start verdiğimiz gibi ister hattımızı start butonun 4 nolu ucundan
İster Gülen'in A1 ucundan, isterse Gülen'in NO kontak ucundan hat alıyoruz. Bu nedenle ortaya çiziliyor. Üçünden birinden hangisi uygun ise, hangisi yakın ise hattımızı alarak zaman ünitesi birinin A1 ucuna geliyor. A2'sine zaten sabit nötr hattımızı bağlıyoruz. Daha sonra yine hattımızı buradan devam ettiriyoruz. Buradan almış olduğumuz hattımızı, yani ister şu 3 noktadan artı 4. noktamız var. Zaman arası birinin A birinden de alabiliriz. Buradan almış olduğumuz hattımızı ise zaman arası birinin kapalı kontağına bağlıyoruz. ZR1. Yani biz ZR1'in A1'inden bir tane uç aldık. Zaman arası birinin kom ucuna giriş yaptık. Kapalı kontağına çıkarak kornamıza geliyoruz. Çünkü bizim buradaki zaman arası 10 saniye ayarlı. 10 saniye ayarlı. ZR1'i kapalı kontağına çıkarak artık sirenimizi, şurası sirenin bir ucu, şurası ise sirenimizin diğer ucuna ise nötr hattımızı bağlıyoruz. Bu bizim sirenimiz. Sirenimizde 220 volt. İlk esnada startı verdik. Startı verdik zaten kapalı kontak. Kapalı kontak olduğu için siren çalıyor. 10 saniye sayıyor. 10 saniye sonra buradaki kontağını açarak bizim sireni devre dışı bırakıyor. Bizden ne istemişti? Aynı zamanda da lambanın 20 saniye yanması istiyor. Bu nedenle biz hattımızı alıyoruz. Misal zaman rölesi 1'in kom ucundan kablomuzu aldık. Zaman rölesi 2'nin A1 ucuna bağlıyoruz. ZR2. Bunu ise zaman rölesi bizde ne istemişti? 20 saniye lamba çalışması istemiş. Yani 20 saniye lambanın yanması istemişti. Bu nedenle bu zaman aralısı bizi 20 saniye ayarlı. Zaman aralısının A1 ucu. ZR1'in kom ucundan kablomuzu aldık. Zaman aralısı 2'nin A1 ucuna bağlı. Zaman aralısı 2 de bizim 220 volt bobin ucumuzdur. A2 ucuna ise bizim nötr hattımızı bağlıyoruz. Şimdi zaman aralısının kontağından lambayı çalıştıracağız. Zaman aralısı 2'nin A1 ucundan kablomuzu aldık. Kendi kom ucuna giriş yaptık. Bu ise bizim zaman rölesi 2. Kom ucuna giriş yaptık. Kapalı kontağından çıkarak lambamızı çalıştırdık. Şu bizim lambamız. 220 voltluk lamba. Lambamızın diğer ucuna ise nötr hattımızı verdik. Lambalarda, normal lambalarda X1, X2 ucu mevcut. Panolarda kullanılan ikaz uyarı lambalarında X1 ve X2 uçları vardır. Ama siz normal sinyal lambası ya da uyarı lambası kullanacaksanız herhangi bir uçlarına faz nötrü bağlıyorsunuz. Şimdi devremizde ne istenmişti? 10 saniye korna çalacaktı. 10 saniye kornamız çaldı. 10 saniye sonra sirenimiz durdu. Yani siren durdu. 10 saniye daha lambamız yanıyor. Toplam 20 saniye lambanın yanması gerekiyor. 20 saniye sonra ise bizim motorumuz çalışması istenmektedir. Bu nedenle biz zaten şuradaki kom hattını almıştık. Bu da ZR2'nin açık kontağı. Biz burası normalde uygulamada yapmıyoruz. Uygulamada her seferinde sizlere gösteriyorum. Çünkü zaten biz buraya kom ucundan hat verdiğimizden dolayı burada kom ucu ortak. Biz sadece açık kontağından çıkıyoruz. Motorumuzun kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Bu ise motor. Kontaktörün A1 ucu 220 volt bobinli kontaktörümüz. Kontaktörün A2 ucu. Sistemin şimdi çalışmasına gelelim. Eğer bizim termik kuruluysa burası kapalı kontak. Kumanda sigortasını kaldırdık. Kapalı kontak olduğu için elektrik gerilimi stopun girişecekler geldi. Stop butonuna basmıyorsak kapalı kontak olduğu için elektrik gerilimi startın girişine verelimizin kom ucuna kadar geldi. Buradan sonrası şu anda enerji yok. Start'a bastı. Buradaki hat tamamlandı. Röle çekti. Röle çekince buradaki kontağını kapattı. Biz elimizi start'tan çektiğimiz zaman ise burası açık kontak olsa dahi elektrik gerilimini kendi kontağı üzerinden devam ettirdi. Röle çektiği gibi zaman rölesi 1 enerjilendi. Zaman rölesi 2 de bakın önünde bir engel yok. Zaman rölesi 2 de enerjilendi. Zaman rölesi 1 enerjilenince zaten kom ucuna elektrik geldi. Kapalı kontak olduğu için şu an sirenimiz çalıyor. Bizim zaman rölesi 2'ye enerji geldiği gibi burada kapalı kontak üzerinden lambayı yakıyor. 10 saniye sonra zaman rölesi buradaki kontağı açıyor ve sireni durduruyor. Bizim
Buradaki ise 20 saniye sayıyor. 20 saniye sonra buradaki kontağı açarak lambayı iptal ediyor. Buradaki kontağını kapatarak ise bizim motoru devreye sokuyor. Yani en kontaktör devreye giriyor. Bizim motorumuz çalışmaya başlıyor. Ta ki ne zaman? Stop butonuna basılana kadar sistem bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Ya da motorumuzu biz ne yapmıştık? Korumaya almıştık. Motor aşırı akıma geldiği zaman buradaki kontağını açacak, sistemi durduracaktır. Kumanda devresinin çizimi bu şekilde. Yapmamız gereken şu andaki ilk işlem, kumanda sigortasına bir tane kablo çıkartıyoruz. Stop butonun 1 nolucuna, stop butonun 2 nolucundan çıkarak start butonun 3 nolucuna giriş yapıyoruz. Start butonun 4 nolucundan çıkarak mühürle mörelimizin A1 ucuna bağlayacağız. A2 uçlarını ise en son devremize bağlantısını gerçekleştireceğiz. Daha sonra start butonun 3 nolucu kontağına bir tane kablo alıyoruz. Rölemizin komucuna giriş yapıyoruz. Rölemizin NO açık kontağından çıkarak start butonunu 4 nolucu ucuna bağlantı yaparak en azından şuradaki mühürleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Mühürleme devresi sonrasında diğer işlemleri tekrardan anlatacağım. Kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. Kumanda sigortamız burada. Buradan bir tane kablo çıkış sağlıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kablomuzu stop butonunun bir nolu ucuna bağlıyoruz. Kumanda sigortasından çıkarmış olduğumuz kablomuzu stop butonunun bir nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Stop butonunun iki nolu kapalı kontak ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu ise start butonunu 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Stop butonundan çıkarmış olduğumuz kablomuzu start butonunun şu şekilde 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Start butonunun 4 nolu açık kontağından kablo çıkartıyoruz. Bunu ise mühürleme yapacağımız öleni A1 ucuna bağlıyoruz. Start butonundan çıkarmış olduğumuz kablomuzu rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi ise mühürleme işlemini gerçekleştireceğiz. Start butonunun giriş ucundan yani 3 nolu ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkardığımız bu kablo ise mühürleme yapacağımız rölemizin kom ucuna yani ortak ucuna giriş yapıyoruz. Rölelerde kom ucu NO ve NC uçları mevcuttur. Buradaki kom ucunu kullanıyor iseniz buradaki NO açık kontağını buradaki NC kapalı kontağını kullanmanız gerekecektir. Misal buradaki kom ucunu kullanacaksanız buradaki NO açık kontağını buradaki NC kapalı kontağını kullanmanız gerekecektir. Biz misal sizlere şöyle gösterelim. Start butonunun girişinden çıkmış olduğumuz kablomuzu misal şu sağdan ikinci kom ucuna giriş yapıyoruz. Sağdan ikinci kom ucunu kullandığımızdan dolayı mühürleme nasıl yapıyorduk? Açık kontağına çıkmamız gerekiyor. Buradaki kom ucunu kullandığımızdan dolayı buradaki NO açık kontağından çıkmamız gerekiyor. Buradan çıkarsak sistem çalışmaz, buradan çıkarsak sistem çalışmaz. Buradaki kom ucunu kullandığımız için aynı izadaki NO açık kontağını kullanmamız gerekiyor. Rölemizin NO açık kontağına çıkarak mühürleme yapacağımız start butonun çıkış ucu 4 nolu ucuna bağlantı yapıyoruz. Rölenin NO açık kontağına çıkmış olduğumuz kablomuzu start butonunun 4 nolu açık kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Böylelikle mühürleme devremiz bitmiş bulunmaktadır. Şimdi devremizin devamına gelelim. Biz ne yapabiliriz? Start butonun 4 nolu ucundan kablo çıkartabiliriz. Rölemizin A1 ucundan kablo çıkartabiliriz. Ya da rölemizin şuradaki NO kontağından bir tane kablo çıkartarak zaman rölesinin A1 ucuna giriş yapabiliriz. Biz devremizde en basit olacak şekilde rölemizin NO ucundan bir tane kablo çıkartacağız. Zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlayacağız. Aynı zamanda zaman rölesi 1'in A1'inden kablo çıkartacağız bir tane. Bunu da zaman rölesi 1'in kom ucuna yani ortak ucuna giriş yapacağız. Zaman rölesi 1'in kapalı kontağından çıkarak artık sirenimize bağlantı yapacağız. Sirenimiz olmadığından dolayı bir tane lamba çalıştıracağız. Daha sonra da zaman rölesi 1'in kom ucundan bir tane kablo çıkartacağız. Zaman rölesi 2'nin A1 ucuna bağlayacağız. Zaman rölesi 2'nin A1 ucundan kablomuzu çıkartarak kendi kontağın kom ucuna giriş yapacağız.
Daha sonra ise buradaki kontak çıkışlarına devam edeceğiz. Rölenin NO kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlıyoruz. Buradakini zaman rölesi 1, buradakini ise zaman rölesi 2 olarak kullanalım. Zaman rölesi 1'in A1 ucuna kablomuzu bağlıyoruz. Devremize şu şekilde devam edebiliriz. Normalde biz buradan aldık bağlantıyı. Yani rölemizin NO kontağından aldık. Zaman rölesinin A1'ine götürdük. Ama normalde rölemizin A1'inden de alabilirdik. Ya da rölemizin A1'inden alıp zaman rölesi 1 nolu ucu, komucumuz ortak uç. O ortak ucuna bağlantı yapabilirdik. Ama çizimimizde nasıl dedik? Zaman rölesini A1 ucundan kablomuzu çıkartıp rölemizin yine 1 nolu kontak ucuna, yani ortak ucuna bağlantı yapacaktık. Şimdi ise zaman rölesi 1'in A1'ine bir tane daha bağlantı yapıyoruz. Aynı zamanda bir tane daha kablo bağlıyoruz. Buradan çıkardığımız kablo ise yine aynı şekilde zaman rölesi 1'in 1 nolu ucu bizim komucu, yani ortak ucumuzdur. Bu nedenle 1 nolu uca bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in 3 nolu ucu bizim kapalı kontak. Kapalı kontaktan çıkarak bizim sistemde siren olarak bağıracak olan lambamıza bağlantı yapıyoruz. Bizim elimizde siren olmadığından dolayı herhangi bir tane lamba çalıştıracağız. Yukarıda görmüş olduğunuz şu anda ampul takılı diye buradaki duyularımızın bir tanesini silen, bir tanesini lamba yapacağız. Bu nedenle aşağıda klemense bağlı. Bunların faz girişleri aşağıda klemense bağlı. Nötrleri ise orta bağlantı yaptık. Biz sadece sistemimizde faz bağlantısını yapacağız. Şimdi zaman rölesi 1'i kapalı kontağından çıkarmış olduğumuz kablomuzu buradaki lambaların bir tane ucuna bağlıyoruz. Aşağıda görmüş olduğunuz gri klemenslerimiz, şu iki tanesi bizim az önce göstermiş olduğumuz lambalara ait olan klemenslerdir. Yani bunlara sadece faz veriyoruz. Zaman rölesi 1'in kapalı kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu lambamıza faz olarak veriyoruz. Normal devrede siren olacaktı. Elimizde 220 volt siren olmadığından dolayı lamba bağlantısını yapacağız. Zaman rölesi 1'i 1 nolu kontak ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. Buradan çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise zaman rölesi 2'nin A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in ortak ucundan çıkarmış olduğumuz kablomuzu zaman rölesi 2'nin A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Zaman rölesi 2'nin A1 ucundan bir tane daha kablo çıkartıyoruz. Zaman rölesi 2'nin A1 ucundan çıkarmış olduğumuz kablomuzu zaman rölesi 2'nin komucu olan ortak ucumuz 1 nolu uca giriş yapıyoruz. Zaman rölesi 2 kapalı kontaktan çıkıyoruz, yani 3 nolu ucumuzdan çıkıyoruz. Bizim devremizde uyarı verecek olan lambanın bir tane ucuna bağlantı yapıyoruz. Solda görmüş olduğunuz gri klemensimiz bizim lambayet olduğundan dolayı buradaki gri klemense bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Zaman rölesi 2'nin açık kontağından çıkıyoruz. Açık kontağı bizim 2 nolu uçtur. 2 nolu uçtan çıkıyoruz. Kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 2'nin açık kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu ise kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi ise kontaktörün, rölenin ve zaman rölelerinin çalışması için A2 uçlarına nötr bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Zaman rölesi 1'in A2 ucuna bir tane kablo bağlıyorum. Nötr hattına karışmaması için mavi kablomuzu bağlıyorum ve şu anda A2 ucunu sıkıyoruz. Buradan çıkmış olduğumuz kablomuzu zaman rölesi 2'nin A2 ucuna getiriyorum. A2 ucuna bir tane daha kablo bağlıyoruz. Buradan çıkardığımız kablo ise rölenin A2 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 2'nin A2 ucundan çıkmış olduğumuz kablomuzu rölemizin A2 ucuna bağlıyorum. Aynı zamanda bir tane daha kablo bağlıyoruz.
Buradan çıkan kablo ise kontaktörün A2 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün A2 ucuna bir tane daha kablo bağlıyoruz. Kontaktörün A2 ucuna bağladığımız diğer kablo ise nötr dağıtım klemensine götürüyoruz. Solda görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz bizim nötr dağıtım klemensleridir. Biz buradaki nötr dağıtım klemensine kontaktörün A2'sinden gelen kablomuzu bağlıyoruz. Yapmış olduğumuz bu şekil ise seri bağlantı bir devredir. Nötrleri seri olarak bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi enerji vererek devremizi deneyelim. Kumanda sigortasını kaldırıyorum. Kumanda sigortası kaldırınca start'a bastığımızda görmüş olduğunuz gibi iki lambamız da yandı. Normalde lambanın bir tanesi siren, bir tanesi ise lambaydı. Şu anda sirenimiz sustu, lamba çalışıyor. Lamba da 10 saniye devam ettikten sonra sönecek ve kontaktörümüz çekecektir. Ne zamana kadar? Stop butonuna basana kadar sistem bu şekilde çalışmaya devam edecektir. Stop'a bastığımızda sistem duracaktır. Start'a basıyoruz. Bastığımız gibi lambamız ve sirenimiz çalışmaya başlıyor. Siren 10 saniye, lamba ise 20 saniye yanacaktır. 20 saniye sonra ise lamba sönecek, kontaktör devreye girecektir. Ne zamana kadar? Stop butonuna basana kadar. Kumanda devresi yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirse beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.